Gençler merhaba. Bugünkü dersimizde elektrostatikle ilgili soru çözümleri yapacağız. İki tane uygulama testimiz var. Güzel sorular var. Hemen başlayalım. Yarı çapları R ve 2R olan X ve Y yüklü iletken küreleri birbirlerine dokundurulduklarında aralarında yük alışverişi olmamaktadır. Bu ne anlama geliyor? Başlangıçta sahip oldukları yükler son durumda da aynı kalıyorsa sahip oldukları yükler bu yarı çaplarla orantılıdır anlamına geliyor. Yani tamamen sallıyorum. Diyelim ki X küresinde artı Q yükü var. Y küresinde artı 2Q yükü var. X küresi R yarı çaplı. Y küresi 2R yarı çaplı. Ben bunların paylaşımını yaptığımda toplam yük bölü toplam kapasite yapacağım. Toplam yük artı 3Q. Toplam kapasite 3R. R başına artı Q düşecek. E bu arkadaşta R var. Yine artı Q alacak. Bu arkadaşta 2R var. Yine artı 2Q alacak. O zaman kesinlikle başlangıç yükleri arasında 1'e 2 oran var. Bu Q ise bu 2Q. 2'ye 4, 3'e 6. Bilemiyorum. Sallıyorum şu an. Eksi 4 Q yüke sahip Z küresine önce artı 12 Q yüklü X küresi sonra Y küresi sırasıyla dokundurulduğunda X'in son yükü artı 2 olduğuna göre Z'nin son yükü kaç Q'dur? Bak az önce bilemiyorum dediğim şeyi soru bana vermiş. Artı 12 Q yüklü X küresi diyor. O zaman X küresi artı 12 Q yüklüyse kesinlikle Y küresi artı 24 Q yüklüdür. Az önce anlattığım sebeplerden dolayı. Şimdi biz bu X'i eksi 4 Q yüke sahip Z ile dokunduruyormuşuz. Tamam şu X olsun şu da Z olsun. X'te başlangıçta artı 12 Q olduğunu vermiş bana soru. Z'de eksi 4 Q varmış. Bunları dokundurduğumda artı 8 Q toplam yükümüz olur. Z'nin kapasitesi hakkında hiçbir bilgim yok. Ama soru diyor ki bana X ile Z dokundurulduğunda X'in son yükü artı 2 oluyor. Yani artı 8'den artı 2 Q pay aldıysam geri kalan artı 6 Q Z'ye gitmiş demektir. X'in yarı çapına R dediysem Z'nin yarı çapına 3 R demeliyim. Çünkü benden 3 kat fazla almış. Z'ye X dokundurulduktan sonra Y küresi de dokunduruluyormuş. Z'ye X dokundurulduktan sonra artı 6 kalmıştı Z'de. Yeni bir durum yazalım. Z var, Y var, Z'de artı 6 var. Y'de kaç vardı başlangıçta? Onu en başta bulmuştuk. Artı 24 vardı. Bunda artı 24 var. Z'nin yarı çapını 3R olarak bulmuştuk. Y'nin yarı çapına da başlangıçta 2R demiştik. O zaman toplam yükümüz artı 30Q'dur. Toplam kapasitemiz 5R'dir. Buradan da R başına artı 6Q düşer diyebiliriz. Z'nin son yükü diyor. Z'de 3R olduğu için R başına artı 6 düşüyorsa... 3R'ye artı 18Q düşer. Sorumun cevabı C seçeneğidir. Büyük miktarda yük içeren cisimler birbirlerine temas etmeseler bile yakınlaştıklarında yüklerini aktarabilirler. Şu şekilde bulutlar arasında ve bulutlar ile yer ve paratoner arasında elektriksel boşalma gözükmektedir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Konu anlatım derslerimde çeşitli deney videoları izletmiştim. Mesela bir çölde bazı insanların saçlarının böyle elektroskop yaprağı gibi dikleştiğini, açıldığını görmüştük. Bu oradaki bulutların çok yüklü olduğu anlamına geliyordu. Bu da yıldırım düşmek üzere anlamına geliyordu. Aslında oradaki insanlar çok büyük tehlike altındaydılar. Bir an önce faraday kafesi görecek bir yere girmeleri gerekiyordu mesela bir arabanın içerisine buradaki resmi incelersek bulutlar çok şiddetli artı yüklenmiş yeryüzüyle arasında çok büyük bir potansiyel fark oluştuğunda elektrik akımı yalıtkan olan havayı yarar geçer sanki kablo varmış gibi akım iletilir ne kadar büyük bir enerji farkı olduğunu siz hayal edin veya illa bu bulutla yer arasında olmak zorunda değil Bulutla bulut arasında da olabilir. Bulutun bir kısmı artı yüklenmiştir, diğer kısmı eksiyle yüklenmiştir. Yine ikisi arasında büyük bir enerji farkı vardır. İkisi arasında elektrik akımı oluşur yani şimşek oluşur diyebiliriz. Peki bulutlar niye böyle yükleniyorlar? Soru onu soruyor mu bilmiyorum ama işte büyük rüzgarlar çıktığı zaman sürtünme etkisiyle bulutlarda bu tarz yüklenmeler görebiliriz. Yer küre nötr kabul edilir ancak yüklü bulutların olduğu bölgelerde kutuplaşma olur. Yer küre evet nötr. Niye yer küreyi eksildim ben az önce? Etkiyle elektriklenme. Bir cismi nötr bir başka cisme yaklaştırırsan senin cismin sallıyorum artıyla yüklü olsa bu nötr cisimde eksileri yakınına çekersin artıları uzağa itersin. Burada gördüğünüz olayın aynısı işte burada da yaşanıyor. Dolayısıyla A şıkkı doğrudur. B şıkkını sona bırakalım. Yeryüzünde bulutlara yakın yerlerde bu olay daha sık yaşanır. E şimdi bu çubuk şuradaki nötr cisme ne kadar daha yakın olursa o kadar iyi kutuplama yapmaz mı? Evet. E o zaman bu bulut yeryüzüne ne kadar yakın olursa yeryüzüyle arasındaki bu kutuplaşma daha sık gerçekleşir. Doğru kabul edilebilir. Su molekülleri elektrik yüklerinin taşınmasında rol oynadığından yağmur ve nemli havalarda bu durum görülür. Şimdi normal şartlar altında hava dediğiniz şey yalıtkandır. Elektrik akımını iletmez. Aslında yıldırımın oluşamaması lazım. Ama dediğim gibi bu artı eksi kutuplaşması o kadar şiddetli oluyor ki yalıtkan malıtkan dinlemiyor. Elektrik akımını zorla gönderiyor. İşte hava yağmurlu ve nemli olduğunda o yalıtkanlık da azalıyor havada. Dolayısıyla daha da kolay gerçekleşiyor bu olay diyebiliriz. Bu olayın temelinde zıt yüklerin birbirini çekmesi ilkesi vardır. Evet buradaki etkiyle elektriklenme zıt yüklerin birbirini çekmesi temeline dayanıyor. Bu da yıldırımın düşmesini sağlıyor. B şıkkına gelelim. Para Paratoner üzerinde yüklerin toplanmasını engellediği için korunmayı sağlar. Hayır tam tersi. Paratonerler iletken, sivri, çubuklardan ibarettir. Sivri olması konu anlatımlarında konuştuğumuz gibi oralarda yük yoğunluğunun daha fazla olması demek. Bu da yıldırımın orayı daha çok tercih edeceği anlamına gelir. E bu iletken olduğu için de korunmayı sağlıyor aslında. Yıldırım buraya düşüyor ve bu devasa elektrik akımı paratoner üzerinden toprağa iletiliyor. Senin binana, dairene, elektronik cihazlarına herhangi bir hasar vermiyor. Engelleme yok. Tam tersine kendini feda edip evi kurtarma var. Yanlış olanı soruyordu. Sorunun cevabı B seçeneğidir. Yüklü bir X küresi yalıtkan destek üzerinde bulunan şekil 1'deki gibi bir ucundan topraklanmış Y metaline yaklaştırılıyormuş. Bu durumda Y'nin toprakla bağlantısı kesilip X küresi uzaklaştırılıyormuş. Daha sonra Y metali şekil 2'deki gibi yüklü bir elektroskopun topuzuna yaklaştırılınca da yaprakların açıklığının arttığı gözlemleniyormuş. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur denilmiş. Şimdi bu adamların yüklerinin işaretleriyle ilgili hiçbir bilgim yok. Sadece demiş ki X yüklü bir küre. Sallıyorum o zaman. Diyelim ki bu arkadaş eksiyle yüklü olsun. Y küresi başlangıçta nötr. Bunun içerisindeki eksileri mümkün olan en uzağa itecek. Mümkün olan en uzak yer neresi? Toprak. Dolayısıyla eksiler toprağa gidecekler. Artıları yakınında tutacak. Eksiler toprağa gidecek. Toprak bağlantısını kestim. Şu an bizim Y metalimiz sol tarafından artı yüklenmiş oldu. Geri kalan yerler nötr. Bunu da gönderdim. E bu artılar burada kalamayacaklar. Birbirini itecekler dolayısıyla Y küresinin her yeri artı ile yüklü olacak diyebiliriz. Bu artı adamı elektroskoba yaklaştırdığımda yapraklar daha çok açılıyormuş. Artı yaklaştırmak yapraklara artı göndermek demek topuzdan yapraklarda da daha önce artı varmış ki yeni artılar geldiğinde daha da çok açılmış. Artı artıyı daha çok itmiş. Demek ki elektroskopun başlangıçtaki yük işareti de artıymış. Bize hangileri kesinlikle doğrudur diye soruyordu. Fakat bu soruya şöyle bir ekleme yapmamız lazım. Sorunun cevabını buradaki toprak bağlantısı kesildikten sonra oluşan duruma göre yorumlayacağız. X ve Y'nin yük işaretleri zıttır. Evet bütün bu olaylardan sonra biz Y'yi artıyla yükledik. X'in de başlangıçta eksi olduğunu kabul etmiştik. İyi de hocam onu siz kabul ettiniz. Belki X başlangıçta artıydı. E, o zaman Y'ydi. eksi yükler Derdi. buradaki olayların tam tersi olurdu. Dolayısıyla bir kesinlikle doğrudur. Toprak bağlantısı kesildikten sonra öncesini konuşuyor olsaydık, öncesinde Y zaten toprağa bağlanmıştı. X küresi yaklaştırılmadan önce toprağa bağlı olduğu için Y nötr haldeydi başlangıçta. Biz bunların yüklendikten sonraki durumlarını konuşuyoruz. Y ile elektroskopun yük işaretleri aynıdır. Evet, Y artıysa elektroskop da artıdır. Y eksi olsaydı, bütün olaylar tam tersi olsaydı, yapraklar yine açılıyor yorumunu yaptığımda elektroskopun da eksiyle yüklü olmuş olduğunu kabul etmem gerekirdi. İki de kesinlikle doğru. Y'nin etkisi altında elektroskopun topuzuyla yapraklarının yük işareti farklıdır. Y'nin etkisi altında şu an buradaki elektroskop. Elektroskop zaten artı yüklüydü. Topuzu da artı, yaprakları da artıydı. Yeni bir artı geldiğinde yapraklar daha da çok açıldı. Niye? Çünkü biz topuzdan yapraklara artı gönderdik. Aslında olan ne? Artılar hareket edemezler. Yapraklardan yukarıya eksiler gitti demeliyiz. Buradaki eksiler azaldığı için artı fazlalığı arttı. O yüzden daha çok gitti yorumunu yapmalıyız. Şimdi buraya eksiler geldiğinde zaten artı olan topuzu ne hale getirdi acaba? Bu topu topuzdaki artı miktarını biraz azaltmış da olabilir. Tamamen nötrlemiş de olabilir veya o kadar çok eksi gelmiştir ki topuz artık eksi işareti de olabilir. Yani topuzun artı olma, nötr olma, eksi olma ihtimali var. Soru bize kesinlikle dediği için bu üçüncü öncülü alamam maalesef. Bu yüzden sorunun cevabı 1 ve 2 olmalıdır. Gelelim dördüncü soruya. Aynı cins elektrikle yüklü özdeş M ve N iletken kürelerinin yük miktarları farklıdır. Yalıtkan X ve Y lastikleriyle bağlı olan M ve N küreleri şekildeki gibi dengededir. Bu durumda N küresi M'ye dokundurulup bırakıldığında lastiklerin boyları nasıl değişir diye sorulmuş. Hem mekanik içeriyor hem elektrostatik içeriyor. Bizim için önemli bir soru. M ve N iletken küreleri özdeşmiş. O zaman bunların aynı yarı çapla olduğunu düşünebilirim. Aynı cins metalden yapıldıklarını düşünebilirim. Bunları dokundurup ayırdığımda toplam yükü eşit paylaşacaklarını söyleyebilirim. Fakat bunların yük miktarları farklı. Bunlar aynı cins elektrikle yüklüler. Sallıyorum ikisi de artı işaretli, ama bunların yük miktarları farklı. Diyelim ki tamamen yine sallıyorum, m artı 3q, n de artı 1q olsun. Bu dokundurma işlemini yapmadan önce şu anın mekaniğini anlamalıyız. Bu sistem dengede hem M cismi hem N cismi dengede duruyorlar ve durmaya devam ediyorlar. O zaman üzerlerindeki net kuvvetin sıfır olması gerekiyor. Örneğin ben N cisminin fotoğrafını çeksem bu arkadaşı kesip şuraya yapıştırsam üzerine etki eden kuvvetler nelerdir? Bir kere aşağıya doğru ağırlığı var tabii ki. G, N diyelim buna. Buradan bir lastikle bağlanmış. Lastik itemeyecektir, çekecektir. Dolayısıyla yukarıya doğru. T, y diyelim. Y lastiğindeki gerilme olarak. E bir de elektriksel bir kuvvet var. Sonuçta bu da artı, bu da artı. Bu ikisi birbirini itiyorlar. M, N'yi aşağıya doğru iter. Yani bunun üzerinde bir de aşağıya doğru bir elektriksel kuvvet var. Başka bir kuvvet görüyor muyuz? Hayır görmüyoruz. Bu üç kuvvet var. N cismi durmaya devam ettiği için net kuvvet sıfır. O zaman yukarıya doğru olan T, eşittir. Aşağıya doğru olan elektriksel kuvvet ve cismin ağırlığıdır diyebiliriz. Böyle bir denklemimiz var. Bu dursun işimize yarayacak. Mesela M cismi için bir denklem yazsam nasıl yazarım? Onun da fotoğrafını çeksem. M cisminin fotoğrafını çektim. Kestim. Şuraya yapıştırdım. Üzerine etki eden kuvvetler tabii ki ağırlığı var aşağıya doğru G. Yine buradan bir lastikle bağlanmış X lastiği lastik itemeyecek çekecek yukarıya doğru T X diyelim ona da böyle bir kuvvet uyguluyor. Bu elektriksel kuvvetin aynısı M'ye de etki ediyor. İster etki tepki olarak düşünün ister bu da artı bu da artı o onu itiyorsa o da onu itiyor gibi düşünebilirsin. Fark etmez yukarıya doğru aynı büyüklükte bir elektriksel kuvvet olacaktır. Etki tepki. Başka bir kuvvet var mı? Var. Bakın bu M cismine şuradan da bir lastik bağlanmış. Y lastiğinin ta kendisi o. Onu da göstermek zorundayım. Aşağıya doğru Burada TY dediysem burada da TY yazmalıyım. Çünkü o lastiğin üzerinde her yerde aynı gerilme var. Yani şurada sallıyorum 10 Newton'luk gerilme varsa burada da 10 Newton'luk gerilme var. Öyle olmasaydı lastiğin üzerinde farklı gerilmeler olsaydı o lastik hareket ederdi. Etmediğine göre lastik de dengede. Yani lastiğin üzerindeki net kuvvet de sıfır. O yüzden her yerinde aynı TY vardır. Buradaki denklemi nasıl yazarız o zaman? Yukarıya doğru olan elektriksel kuvvet artı x lastiği eşittir. Aşağıya doğru olan y lastiğinin gerilmesi artı cismin ağırlığı. Bu da üstteki cismin denklemidir. Sorunun mekanik kısmını halletmiş olduk. Şimdi elektriksel kısmına bakalım. Bu iki arkadaşı dokundurup bırakıyoruz. Şimdi normal şartlar altında şuradaki elektriksel kuvvet, klom kuvveti k çarpı birinci yük çarpı ikinci yük bölü aralarındaki uzaklığın karesi. Birinci yükümüz 3Q, ikinci yükümüz 1Q. İşte aralarındaki uzaklık dediğim şey de şuradaki lastiğin boyu olarak düşünülebilir. Buraya D demiş olduk. Yukarıda 3Q kare var. Dolayısıyla şu an elektriksel kuvvet 3 sayısıyla orantılı. 3F diyebiliriz buna. Bunları dokundurup ayırırsam ne olur? 3Q ile Q'yu paylaşırlar. Toplamda ne kadar yükleri var? Toplamda 4Q yükleri var. R yarı çap R yarı çap. Toplamda 2R kapasite var. O zaman R başına artı 2Q'luk yük düşer. Yani M'nin yeni yükü artı 2Q. N'nin yeni yükü artı 2Q. Iki i̇kisi de artı ikisi de birbirini itmeye devam edecek ama bu elektriksel kuvvet değişecek. Çünkü artık QM 2Q QN de 2Q. Bunları çarptığımda 4Q'nun karesi gelir. 3F dediğin kuvvet olursana 4F. Yani elektriksel kuvvet bu Yeni durumda artmış olur. Örneğin Y'nin denklemine baktığımda elektriksel kuvvetin arttığını iddia ediyorsam ağırlığı tabii ki değişmeyecektir. Dünya ile arasındaki olan çekimden bahsediyoruz. Onda bir değişiklik yok. Bu denklemde şu an sağ taraf büyüdü. O zaman eşitliğin devam etmesi için sol tarafın da büyümesi lazım. Yani Y lastiğindeki gerilme artar. Y lastiğini daha çok çekiyoruz. Bu da lastiğin uzaması demek. Y lastiğinin boyu kesinlikle artar diyebiliriz. Peki X için ne diyeceğiz? Burada çok ince bir nokta var. Buraya dikkat edin. Hocam X'in denklemi de buydu. Burada da elektriksel kuvvetin arttığını iddia ediyoruz. Ama ama burada TY de artar dediniz. Eşitliğin sağında da bir artış var. Nasıl yorumlayacağız bunu? Buraya biraz daha kurcalarsak nasıl yorumlayacağımızı çok net göreceksiniz. Bakın TY'nin denklemi neydi? Elektriksel kuvvet artı N'nin ağırlığı. Burada da TY var. Geleceğim onu yerine yazacağım. Bunun hemen altına TY yerine elektriksel kuvvet artı N'nin ağırlığı diyeceğim. Artı bir de burada M'nin ağırlığı var. Eşitliğin sol tarafında da elektriksel kuvvet artı X gerilmesi var. Her iki tarafta da aynı elektriksel kuvvet var. Bunlar birbirini götürür. O zaman denklemde geriye ne kalır? X lastiğindeki Gerilme nelere bağlıymış? M cisminin ağırlığıyla N cisminin ağırlığına bağlıymış. Enteresan bir sonuç. Elektriksel kuvvetten tamamen bağımsız çıktı. Yani şu lastikteki gerilme sadece ve sadece bunun ağırlığıyla bunun ağırlığını taşıyor diyebiliriz. Bunların birbirini itmesini çekmesinden bağımsız bir şey. Hocam öyle şey olur mu? Elektriksel kuvvet artıyor dediniz. O zaman bu M daha çok itilecektir yukarıya doğru N tarafından. Bu da lastiği gevşetir. İyi de aynı şekilde N cismi de daha çok itilecek aşağıya doğru. Bu da lastiği tekrar gerginleştirir. Sistem bazında baktığımda M'yi ve N'yi ortak düşündüğümde bunu Newton yasalarında konuşmuştuk. Oradaki soru çözümlerinde de vardı bu. Şu elektriksel kuvvetle bu elektriksel kuvvet birbirini götürebilir. Etki tepki birbirini götürebilir. Sistem bazında bakarsan. Cisim bazında bakarsan götürmez. Çünkü M cismini incelersen sadece buna odaklanırsan ona etki eden bir tane elektriksel kuvvet var. Diğer elektriksel kuvvet M'ye etki etmiyor ki götürsün. N'yi incelediğimde ona etki eden bir tane elektriksel kuvvet var. Tepki kuvveti olsun mesela bu. E Sadece bu var. Öbür elektriksel kuvvet neye etki etmiyor ki götürsün? Ama bunların hepsini bütüncül düşündüğümde buradaki etkiyle buradaki tepki birbirini götürebilir. O yüzden X lastiği sadece ağırlıkları taşıyor diyebiliriz. Bu çok klasik bir soru tipidir aslında. Aynı soru tipi elektrikte olduğu gibi manyetizmada da var. İki tane cisim birbirini itiyor veya çekiyor. Bunları mıknatıs olarak da düşünebilirsiniz. Onlar da birbirlerini itebilirler ya da çekebilirler. Bunları tavana astığınızda tavana bağlı olan ipteki, lastikteki gerilme sadece cisimlerin ağırlıklarını taşır. Benim klasik bir örneğim var bununla ilgili. Elinize böyle bir halat aldınız. Halatta da iki tane yavru kedi tırmanmışlar ve o halatın üzerinde birbirleriyle oynuyorlar. O onun üzerine atlıyor, o onu tutuyor, çekiyor. O ona pati atıyor falan. Yani aralarında bir etkileşim var. İtmeler, çekmeler var. Siz ne taşıyorsunuz? Siz iki tane kedi taşıyorsunuz. Onların birbirini itmesi, çekmesi sizi ilgilendirmez. Sizin elinizdeki kuvvet o iki tane kedinin ağırlığından ibarettir. Dolayısıyla bu soruda elektriksel kuvvetlerin artması, azalması buradaki TX'i bağlamaz. M cismin ağırlığı değişmediği, N cismin ağırlığı değişmediği müddetçe ki değişmiyor. Biz bizim x'teki gerilmemiz değişmez dolayısıyla boyu da değişmez sorumun cevabı x değişmez y artar yani e seçeneğidir Hepsinin yük depolama kapasitelerinin eşit olduğu X ve Y küreleri ile Z elektroskobu yatay düzlemde etki mesafesinin dışında şekildeki gibi yerleştirilmişler. Yalnız A2 anahtarı kapatıldığında Z elektroskobunun yaprakları biraz kapanırken sonrasında A2 açılıp A1 kapatıldığında elektroskobun yaprakları biraz açılarak aralarındaki açı yine teta oluyormuş. Başlangıçta tetaymış son durumda yine teta. Buna göre hangileri doğru olabilir? Şimdi böyle uzun soluklu uzun uzun anlatan soruları adım adım götürmeliyiz. Hepsinin yük kapasitesi eşit. O zaman bu R yarıçaplı bir küre bu r yarıçaplı bir küre. Bu elektroskobu da bir küre olarak hayal edersen, buna da r yarı çap diyeceğim. Yani bunlar paylaşım eşit yapacaklar her koşulda. Şu an elektroskopta bir açıklık var zaten. Yapraklar açılmış. Demek ki bu elektroskop yüklü. Ama eksi mi artı mı bilmiyoruz. A2 anahtarını kapatıyorum. Elektroskopla buradaki küre telle birbirine bağlanmış olur. Yani dokunma işlemi yapmış gibi olur. Birbirleri arasında yük paylaşımı olur. Bunu yaptığımda yapraklar biraz kapanıyormuş. Yani artık bu Z nasıl yüklüyse o yük miktarı azalmış. Diyelim ki bu elektroskop eksi 3Q yüke sahipmiş. Anahtar kapatıldığında eksi 2Q'ya düşmüş. O zaman Y ile ilgili nasıl bir yorum yapabiliriz? Z elektroskobundan eksi Q eksildiyse nereye gitti? Bu Y'ye gitti. Y ye aldı. O zaman Y nasıl bir şey olabilir? Mesela eksi Q olabilir mi? Bu eleman eksi Q'dur. Bu eleman eksi 3 Q'dur. Anahtarı kapattığımda temas ettiler. Toplam eksi 4 oldu. Eksi 2, eksi 2 paylaştılar. Yani yeni durumda bu eksi 2 Q oldu. Bu da eksi 2 Q oldu. Gayet de olabilir. İşte bu eksi Q Y'ye böyle gider. Veya daha büyük bir yüke sahip olabilir mi? Mesela eksi 5 Q yüke sahip olabilir mi Y? Bunda eksi 5 Q var. Z'de eksi 3 Q var. Anahtarı kapattım. Eksi 8 oldu. Nasıl paylaşacaklar? Eksi 4Q, eksi 4Q. Bu olmaz. Niye? Çünkü sen şu an elektroskobunun yük miktarını arttırmış oldun. Yaprakların açılması gerekirdi. Demek ki Y elektroskobu negatifse, eksi ise elektroskoptan daha büyük, eksi 3'ten daha büyük olmayacak. Daha küçük olacak. Bu ihtimali sildik. Peki artı olabilir mi? İlla eksi mi olmak zorunda Y dediğim adam? Mesela artı Q olsa, Z dediğim adama da eksi 3Q demiştim. Bunları toplarsam eksi 2Q olur. Eksi 2Q'yu nasıl paylaşırlar? Eksi Q, eksi eksi q diye paylaşırlar. Benim eksi 2 q sayımı elde etmedik ama zaten amacımız eksi 2'yi elde etmek değil. Yaprakların kapanması. Evet bu durumda yapraklar biraz kapanır. Eksi 3 eksi 1'e düştü. Demek ki artı da olabiliyor. Ama artı olacaksa da miktar olarak her halükarda z'den küçük olmalı. Çünkü z'den büyüğü vereyim dikkat edin. Diyelim ki y dediğim adam artı 5 q yüke sahip. Elektroskopumuz eksi 3 q'ydu. Birleştirdim bunları. Toplam artı 2 olur. Nasıl paylaşacaklar? Artı q artı q. E hocam bakın yine azaldı. Olur. Hayır olmaz. Burada iş işaret değiştiriyorum. Soru o zaman bize derdi ki yapraklar biraz kapanıyor değil, tamamen kapanıyor sonra tekrar açılıyor derdi. Yani böyle bir ihtimal de yok. Artı olabilirim ama yine miktar olarak elektroskoptan daha küçük olacak. Dolayısıyla bu ihtimalde olur, bu ihtimalde olur. Bu y ve z ilişkisine bakarsak y'nin ilk yükü z'den büyüktür. Hayır olmaz. Y'nin ilk yükü her halükarda elektroskoptan küçük olacak. Şimdi sorun ikinci kısmı. Elektroskopun yaprakları biraz kapandı. Biz tekrar bu anahtarı açıyoruz. Elektroskop eksi durumda hala buralarda yazdığım gibi ve bu anahtarı kapatıyoruz. Yani artık X ile elektroskobu bağlamış oldum. Yine bir yük paylaşımı olacak. Soru diyor ki bu sefer yapraklar biraz açılıyor ve açı yine teta oluyor. Yani tekrar eksi 3'e geri dönüyoruz. Buradan eksi 3'e de geri dönmüş olabilirim. Buradan eksi 3'e de geri dönmüş olabilirim. Ama geri döneceğim. Yani elektroskobun yük miktarı artacak. Nereden gelecek bu eksiler? Tabii ki X'ten gelecek. E, o zaman az önce söylediğim şeylerin tam tersi olmayacak mı? Aynen öyle. X'in yükünün Z'den daha büyük olması lazım. Mesela X eksi 4Q olsa Z eksi Q olsa toplarım bunları. Eksi 6 olur. Nasıl paylaştırırım? Eksi 3 Q eksi 3 Q. Elektroskopun yük miktarı arttı mı? Arttı. Yapraklar açılır mı? Açılır. X'in ilk yükü Z'den büyük oldu ve istediğim şey gerçekleşti. Ama birinci öncül de bana X ile Y'yi kıyaslamamı istiyor. E, Y'nin ilk yüküne zaten ya eksi Q dedik ya artı Q dedik. Her halükarda elektroskoptan küçük bir değerdi. Biz diyoruz ki şimdi X elektroskoptan da büyük. E, o zaman X'in ilk yükü tabii ki Y'den büyük olabilir. Adama eksi 4 dedim x ve y küreleri zıt yüklü olabilir mi? Evet olabilir çünkü bakın y'nin artı olma ihtimali vardı. Bu ihtimal soruyu sağlıyordu. E, x eksi 4 olduğunda zıt olma durumunu sağlamış oluyorum. Bu da bir ihtimaldir. 1'e ve 3'e doğru dedim. Sorunun cevabı e seçeneğidir. Şekilde verilen eşit bölmeli düzlemde artı Q yükünün K noktasındaki elektrik alan vektörü verilmiş. Buna göre eksi 4 Q yükünün K noktasındaki elektrik alan vektörü aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi noktasal bir yükün elektrik alanı ortama bağlı, yüküne bağlı ve o yükten ne kadar uzakta elektrik alan bulmaya çalışıyorsun ona bağlı. Burası birim karelere bölünmüş bir düzlem yani ölçekli bir çizim. Şurası bir birimse, burası bir birimse, burası 90 derece olduğu için, burada dik üçgen olduğu için şurası kök 2 birimdir Pisagor'dan. Ben buradaki kök 2 birimlik mesafeyi D olarak tanımlıyorum ve buradaki kök 2 birimlik vektörü de E olarak tanımlıyorum. Bu tanımlar üzerinden soruyu inşa edeceğim. Şimdi bir de bizim eksi 4 Q yükümüz varmış. Aynı K noktasında nasıl bir elektrik alan vektörü oluşturur? Bir kere başlangıçta yük artı olduğu için zaten dışarıya doğru vektör çizilmiş. Çünkü oraya artı işareti kabul edilen test yükünü koyarsam o onu iter. Zaten birim yükü etki eden elektriksel kuvvet elektrik alan olduğu için itmeye benzeyen bir elektrik alan vektörü çizmiş oluruz. Eksi 4 Q yükümüz eksi olduğu için senin burada kesinlikle çizeceğin vektör bir kere yüke doğru çizilmeli. Çünkü o test yükünü çekme şeklinde kulom kuvvet oluşacak. Peki tamamen ölçekten bağımsız şöyle bir yön belirten vektör çiziyorum. Acaba bu kaç E olur? Yük 4 kat daha fazla buna göre. Dolayısıyla buraya 4Q yazıyorum. Eksiye takılmıyorum. Çünkü ben şu an elektrik alanın şiddetiyle ilgileniyorum. Yönü zaten vektörü çizerek gösteriyorum. Bölü. Uzaklığa da şu mesafeyi yazacağım. E burası 2 kök 2 birim. Kök 2'ye D dediysem o zaman burası 2D'dir. 2D'nin karesini alırsam 4D'nin karesi yapar. Ortam aynı ortam. O yüzden burası K ise burası da k. E bununla bu gitti. Yine k çarpı q bölü d kare olmadı mı bunun gibi? Aynen öyle. O zaman bu da e'ye eşittir. Bu vektör şiddet olarak ne kadarsa ki kök 2 birim uzunluğundaydı. Demek ki bizim buradaki vektörümüz de aynısı olacak ama bu yönde olacak. Kök 2 birimlik bir vektör olacak. Sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Yalıtkan iplerle asılı pozitif yüklü özdeş küreler, başlangıçta nötr olan içleri boş XYZ iletken kürelerinde şekildeki konumlarında tutulurken topraklanıyorlarmış. Önce toprak bağlantılarını kesiyorum, sonra pozitif yüklü küreleri uzaklaştırıyorum. XYZ'nin son yük işaretleri ne olur? Şimdi bakın bu adam artı mı? Evet. Bu adam nötr mü? Evet. İçten dokunmuş mu? Evet. İletkenlerin içinde yük barındıramazsınız çünkü aynı işareti yükler birbirini iteceği için mümkün olan en uzağa yani en dışa giderler. Sen nötr bir küreye içeriden bu artıyı dokundurursan bütün artılar birbirini iteceği için dışarıda toplanırlar diyebiliriz. İçerisi her zamanki gibi nötr olacak. E buradan bir de toprak bağlantısı yaptın. O zaman aslında bu artılar birbirini itip en uzağa gidiyor ya en uzak yer neresidir? Topraktır. Sen dışarıyı da artıyla yükleyemezsin bu durumda. Bütün küre nötrlenir. Artıların gideceği en uzak topraktır diyebiliriz ama artılar hareket etmediği için aslında biz topraktan eksiler gelecek ve bütün bu şekli nötrleyecek diyebiliriz. Ya da bunu şöyle düşünün. İki tane iletken birbirine değiyorsa onları tek bir cisim gibi hayal edebilirsin. Yani bu şekli şöyle çizseydim farklı bir yorum yapacaktınız. Sanki başka bir küre yokmuş gibi, tek bir cisim varmış gibi şöyle mükemmel bir çizim yaptım. Böyle bir iletkenim var. Bunu buradan toprağa bağladım. Komple iletken. Ne olur? İletkeni toprağa bağlarsam toprağa bağlanan her şey nötrlendiği için burası komple nötr olur dersin. Hiç kafa karıştırmaya gerek yok. Şeklinin şemalinin de bir önemi yok. Şurada ufak bir çıkıntı var diye herhangi bir nötrlenmeme durumu söz konusu olmaz. Topraklandığın halde nötrlenmeme durumu nasıl olur? Dışarıdan zorla bir dış etkin vardır. Bir etkiyle elektriklenme yapıyorsundur. O zaman toprak her yeri nötrleyemez. O dışarıdan zorla getirdiğin etki bazı yükleri tutar. Geri kalan her yer nötrlenir. Bunu ders anlatımlarında bolca konuştuk. Örneğin ye. Şimdi bu arkadaş artı içeriye sarkıtılmış. Toprağı unutalım başlangıçta ne olur? Eksileri en yakınına çeker, içeriye çeker. Artıları da mümkün olan en uzağa iter diyeceğim ama dışarıda toprak bağlantısı olduğu için en uzak yer neresi? Toprak. O zaman bütün artılar toprağa gidecek ya da topraktan eksiler gelip dışarıyı nötrleyecek diyebiliriz. Dolayısıyla şu an içeride eksi yükler var. Buranın dışı nötr oldu. E hocam burada komple her şey nötr olur dediniz. E burada da aynı toprak var. Burada niye her şey nötr olmuyor? Az önce söyledim. Burada bir dış zorlama var. Bu artıyı yaklaştırdım. O yüzden bir kısım eksiği içeride zorla tutuyorum. Toprak her yeri nötrleyemez. Nötrleyebildiği yerleri nötrler. Bu eksiler de normalde toprağa gitmek isteyecekler ama bu artı onların gitmesine müsaade etmeyecek. E hocam burada da aynı artı vardı. Bu artı toprağın çekimine kapıldı. Bu artı toprakla direkt bağlantı halinde. İletkene değmiş. Bu değmemiş. Biz şu an bu sarkıttığımız cismi toprağa bağlamadık. O havada duruyor. Hem olaylara karışmıyor hem de etkisiyle içeride eksileri tutuyor. Dolayısıyla toprak her yeri nötrleyemez. Şu an içerisi eksidir, dışarısı nötrdür. Bu duruma baktığımda X'te ne konuştuysam Z'de de aynı şey var. Bunlar birbirine temas ediyor mu? Ediyor. O zaman ben bunu tek bir cisim gibi düşünebilirim. Size soruyu şöyle sor sorsaydım. Şurada hafif bir çıkıntı var. Gençler şöyle kargacık burgacık bir iletkenimiz var. Ben bunu şuradan toprakladım. Ne olur? Ya hocam iletkeni direkt toprağa bağlamışsınız. Dışarıdan bir etki de yok burada olduğu gibi. Komple her yer nötrlenir dersiniz. Evet, burada da her yer komple nötrlenecektir. Ama hocam toprak buradaki mavi cisme yapılmış. Bizim bu gri küremize yapılmamış ki. E, fark etmez bunlar temas ediyorlar. Maviye ne oluyorsa griye de aynı şeyler olacaktır. Temas eden bu cisimleri tek bir cisim gibi düşünebiliriz. Peki bunların toprak bağlantılarını kestik. Küreleri de uzaklaştırdık. E zaten X şeklinde her yeri nötrlemiştik. Küreden nötr, nötr adamı götür. Hiçbir şey değişmez. X küresi, içi boş küremiz nötr halde kalacaktır. Z de aynı şekilde. Ben herkesi nötrledim zaten. Toprağı kessem, artık nötrlenmiş olan bu maviyi uzaklaştırsam bir şey değişmez. Benim buradaki gri, Z kürem nötr olacaktır. Ama Y'ye bakarsak, toprağı kestim. Dışarısı nötrdü, içeride eksiler vardı. Bu arkadaşı da uzaklaştırırsam, dış etki ortadan kalktığında içerisi nötr kalmak zorunda. Ne yapacak bu eksiler? Birbirlerini ittikleri için en uzağa gidecekler. E artık toprak da yok. En uzak neresi tekrar? Tabii ki dış kısım olacak. Yani Y küresi dışarıdan eksi ile yüklenecektir. İç kısmı yine nötrlenecektir. Çünkü dış etki gitmiştir. Bu mavi küre uzaklaştırılmıştır diyebiliriz. Sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Testimizin son sorusu başlangıçta nötr haldeki Ali şekildeki gibi bir süre nötr halı üzerinde yürüdükten sonra kapıyı açmak için elini metal olan kapı koluna uzattığında eliyle kapı kolu arasında bir kıvılcım sıçraması oluyor. Simülasyonda görmüştük bunu. Halıya ayağımızı sürttüğümüzde ayağımız nötr, halı da nötr ama senin ayakkabın, çorabın neyse plastik gibi düşün, halıyı yün gibi düşün. Plastiği yüne sürttüğümüzde biri eksi yüklenir, biri artı yüklenir. Sürtünme ile elektriklenme. Bu çocuğun ayakları eksiyle yüklenecektir. Bu eksiler vücuda dağılır, ele kadar gelir. İletken olan bu kapı kol tuttuğumda yük paylaşımı olur. Yani vücudundaki eksilerin bir kısmı buradaki kapı koluna aktarılır. E, vücudunda elektronlar başka bir yere aktarılırken vücudun bunu kıvılcım olarak hisseder. Çarpıldım dersiniz. Sürtünme ile elektriklenme sonucunda Ali ile halı zıt yüklerle yüklenmiştir. Evet Ali'nin ayakları eksi yüklendiyse kesinlikle halı da artı yüklenmiştir diyebiliriz. Bu kesin doğru. Ali ile halının yük miktarları aynıdır. Evet çünkü yük korunumu olur. Başlangıçta halı da nötrdü. Ali de nötrdü. Toplam yükümüz sıfırdı. Şimdi Ali eksi Q ile yüklen değilse o zaman mecburen halı da artı Q ile yüklenmek zorunda çünkü toplam yükümüz hala sıfır kalmalı. İki de kesinlikle doğru. Kapı kolu ile halının yük işaretleri aynıdır. Şimdi kapı kolu normalde Eksi Eksiyle temas ettiğinde yani Ali ile temas ettiğinde yük paylaşımı olur. Kapı kolu eksiyle yüklenmiş olabilir. E halı artıydı dolayısıyla aynı olamaz. Veya başka bir ihtimal bu kapı topraklama etkisi de gösteriyor olabilir. Kapasitesi çok büyüktür. Kapasitesi çok büyük olduğu için buradaki eksiler onun hayatını çok etkilemez. Nötr kalmaya devam ediyor gibi düşünebiliriz. Ama hangisi olursa olsun halı ile yük işaretlerinin aynı imkanları yok. Sorumun cevabı C seçeneği olacaktır. Bu soruyla beraber birinci testimizi bitirdik. Takıldıklarınızı alta yazın. İkinci testimizde görüşürüz.